6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından yaraların sarılması adına faaliyetlerine devam eden Mesler Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği deprem konulu ulusal öykü yarışması düzenliyor. Biliyorsunuz insanlar insanlar ölüyor ama unutulduklarında bir daha ölüyorlar ve gerçek anlamda ölüyorlar. Biz istiyoruz ki bu ölen insanlarımız, bu yaralı kurtulan insanlarımız unutulmasın. Bunun içinde bunların öyküsüne dair e, bir çalışma içerisindeyiz. Bizler her ne kadar o depremi yaşadık, korktuk, kaçtık, kurtulduysak da ama kurtulamayanlar oldu. O yıkıntının altında kalanlar, sakat kalanlar ve ölenler oldu. İşte bunların hikayelerini yaşatmak istiyoruz. Bunun içinde. E, Memleketimizin medarı iftiharı MADU firmasına e, bu şeyimizi e, isteğimizi ilettik. Onlar da e, çok güzel karşıladılar ve MADU'nun sponsorluğunda şimdi ulusal çapta, yani sadece Maraş ve deprem bölgeleri değil, tüm Türkiye'ye kapsayacak bir öykü yarışmasına dönüştü olayımız. Kahraman Maraş'ı dünya çapında temsil eden en büyük firmalardan biri olan Madon'un da destek verdiği yarışmaya 18 yaşından büyük herkes katılabilecek. Öykünün konusu deprem ve yaşam. Yani sadece deprem demedik. Niye? İnsanların ondan sonra da yaşama tutunmaları lazım. Onu da dile getirmelerini istedik. Bunun için katılım koşullarını şeydeki internetteki www.mester.org.tr'de tr adresinde başvuru koşullarını açıkladık. Ama bu başvuru koşulları içerisinde en eee şey 18 yaşından yani yaş almayanları almadık çünkü onların vekaletleri gerekiyor diye. 18 yaş üstü olacak. Hiçbir sınırlama yok. Eee edebi yönden, teknik yönden incelenecek tüm şeyler çok çok değerli ve yetkin bir seçici kurulumuz var. Meslek Kahramanmaraş... Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Lütfi Bilir yaptığı açıklamada edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş'ta böyle bir yarışma düzenlemenin çok anlamlı olduğuna dikkat çekti. Seçici kurulumuz Profesör Doktor Kemal Timur, Doktor Taceddin Şimşek ve eğitimci yazar Ramazan Avcı Bey'den oluşuyor. Çok yetkin bir e, seçici kurulumuz var. Seçici kurulumuz 11. ayın 20'sine kadar 11. ayın 6'sında başvurular bitiyor. Herkes öyküsünü gönderecek. 11. ayın 20'sinden sonra da değerlendirme bitecek ve sonuçlar açıklanacak. Bunun için MADO birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500, üçüncüye 5.000 ve mansiyon olarak dördüncüye de 3.000 TL verecek. Bunu da Maraş'ta bir inşallah Güzel bir e, basına açık bir törenle e, yapacağız. Madon'un ve Mesler'in eşliğinde. E, tüm Türkiye'ye duyurmuş olacağız. Hem de dereceye giren e, yazarlarımızı ödüllerini vereceğiz.